Merhaba arkadaşlar. Bugünkü soru çözümünde ne yapacağız? Limit yayınlarının türev testinden devam edeceğiz. Test 4. Bir önceki videomuzda neyden bahsetmiştik? Normal fonksiyonların türevinden bahsetmiştik. Şimdi çarpım şeklinde verilen fonksiyonların türevini alırken ne yapacağız arkadaşlar? Diyelim ki fx çarpı gx fonksiyonunun çarpımının türevi isteniyor. Kural neydi arkadaşlar? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı ne diyecektik arkadaşlar? Birinci diyecektik. Şimdi birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 2x çarpı 3x eksi 1 olmak üzere y'nin türevi aşağıdakilerden hangisidir? Bizim burada birinci dediğimiz fonksiyonumuz kim? X kare artı 2x fonksiyonu arkadaşlar. O zaman birincimizin türevini alalım arkadaşlar. X karenin türevi nedir? 2x, 2x'in türevi nedir? 2 çarpı 3x eksi 1. 3x'in türevi nedir arkadaşlar? 3 çarpı x kare artı 2x. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey bu fonksiyonu ne yapmak? Düzenlemek. Bu fonksiyonu şuraya çarptığımız zaman burası ne gelecek bize arkadaşlar? 6x kare eksi 2x artı 6x eksi 2 artı 3x kare artı 6x. 6x kare 3x kare daha 9x kare eksi 2x artı 6x artı 6x toplamları ne gelir arkadaşlar? Artı 10x eksi 2. O zaman cevabımız da bize ne gelir diyoruz? Denizli gelir diyoruz. Devam edelim. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Fx fonksiyonunu vermiş. X eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 10 diye olmak üzere f türev 9 kaçtır? Burada f türev 3'ü de sorabilirdi. F türev 10'u da sorabilirdi. F türev 5'i de sorabilirdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki burada iki tane ifade yok. Birden fazla ifade var. O zaman ne yapalım? Birincinin türevi çarpı diğerleri. İkincinin türevi çarpı diğerleri diye ne yapacağız? Devam edeceğiz. F türev x eşittir. 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 9 çarpı x eksi 10. Artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 9 çarpı x eksi 10. Üçüncünün türevi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 9 çarpı x eksi 10 gelecek. Her birinden ne yapacak arkadaşlar? Bu gelecek 10'a kadar. Şimdi 9'uncunun türevini aldığımız zaman x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4, x eksi 5, x eksi 6, x eksi 7, x eksi 8, 9'u yazmayacağız. X eksi 10. Diğerleri de ne yapacak? Aynı şekilde gelecek. Bu türevde x gördüğümüz yere 9 yazdığımız zaman bunların her biri ne yapacak arkadaşlar? Sıfırlanacak. 9 çarpı 9 x eksi 9 çarpanına sahip olduğu için. Ama 9. ifadede x eksi 9 olmadığı için x gördüğünüz yere 9 yazdığınızda buradan ne gelecek size? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bir de eksi 1 gelecek. 8, 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktöriyel. Eksi 1 de buradan olduğu için cevabımız ne olacak? Eksi 8 faktöriyel olacak. Yani A şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Fx eşittir x kare artı 2x. Gx eşittir 3x artı 1 olmak üzere. F türev x çarpı gx hx eşitmiş. H türev x aşağıdakilerden hangisidir? Önce f fonksiyonunun türevini alalım arkadaşlar. F fonksiyonunun türevi 2x artı 2 değil midir? Hx kime eşitmiş arkadaşlar? Hx f türev x yani 2x artı 2 çarpı gx'e eşitmiş. Yani 3x artı 1'e eşitmiş. Bizden h'ın türevini istemiş. Yani biz bu ifadenin ne yapacağız? Türevini alacağız. O zaman birincinin türevi çarpı ikinci. 2x artı 2'nin türevi nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3x artı 1 artı ikincinin türevi 3 çarpı 2x artı 2. Buradan da düzenleme yapacağız. 6x 6x artı 2 artı 6x artı 6 12x artı ne gelecek cevabımız? 8 gelecek. O da ne var? Hangi şıkkımızda var arkadaşlar? Edirne şıkkımızda var. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Fx fonksiyonunu x kare artı 4x çarpı gx olmak üzere demiş. dgx bölü dx x eşittir eksi 2 de 6'ymış. Arkadaşlar burada ne demek istiyor? G fonksiyonunun türevinde eksi 2 kime eşitmiş? 6'ya eşitmiş. dfx bölü dx de x eksi 2 nedir? Yani f fonksiyonunun eksi 2 noktasındaki neyini buluyor bize?
değerini bul diyor. Şimdi biz f fonksiyonun türevini alırken ne yapacağız? Yine çarpımın türevini uygulayacağız. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. X karenin türevi 2x artı 4 çarpı gx artı g'nin türevi çarpı x kare artı 4x. Ne istiyordu bizden? F türevi eksi 2 istiyordu değil mi arkadaşlar? X gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. Eksi 2 yazdığımız zaman arkadaşlar burası ne olacak? Sıfırlanacak. O zaman g eksi 2'nin değerini bulmamıza gerek kalmayacak. Burası da g türevi eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 8'den burası da ne olacak arkadaşlar? Eksi 4. G türevi eksi 2'nin değerini ne vermişti arkadaşlar bize? 6 vermişti. Yerine yazıyoruz. O zaman f türevi eksi 2 6 çarpı eksi 4'ten eksi 24'tür diyoruz. Cevabımızda ne gelecek bize? A şıkkı gelecek. 5. sorumuzdaki fonksiyonumuza bakıyoruz arkadaşlar. Y eşittir 3x artı 1 bölü 2x eksi 1. Y türev aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bölüm var. Bölümün türevinde kural neydi arkadaşlar? Önce onu hatırlatalım. Fx bölü gx fonksiyonu verildiği zaman biz bunun türevini alırken birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin neyi diyorduk arkadaşlar? Karesi diyorduk. O zaman bizim burada birinci dediğimiz fonksiyonumuz kim? 3x artı 1 fonksiyonu. 3x artı 1'in türevi nedir arkadaşlar? 3 çarpı 2x eksi 1 eksi 2x eksi 1'in türevi 2 çarpı 3x artı 1 bölü 2x eksi 1'in neyi diyeceğiz arkadaşlar? Karesi diyeceğiz. Buradan da gerekli düzenlemeyi yapacağız. Bunu dağıttığımız zaman 6x eksi 3 eksi 6x eksi 2 bölü 2x eksi 1'in karesi 6x'ler birbirini götürecek. Eksi 5 bölü 2x eksi 1'in ne olacak arkadaşlar cevabımız? Karesi olacak. Bunu da hangi şıkta görüyoruz arkadaşlar? Ceyhan şıkkında görüyoruz. Şimdi 6. sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonumuzu vermiş. Ne istemiş bizden? F türev 2 istemiş. Bölümün türevini uygulayabiliriz. Ya da başka bir şeyden bahsedelim arkadaşlar. Fx üzeri n verildiği zaman biz bu fonksiyonun türevini alırken n'i başa alır, üstü 1 azaltır. Sonra da ne yaparız arkadaşlar? İçinin türevini alırız. O zaman bu fonksiyonu bu mantığa göre düzenleyelim. Fx eşittir 4 çarpı x kare artı 6x'in eksi birinci kuvveti değil midir? Türevini alalım bu fonksiyonun. Bu fonksiyonun türevini alırken eksi 1'i ne yaptım? Başa aldım. Üstü 1 azalttım. X kare artı 6x üzeri eksi 2. Sonra da ne yapacağım arkadaşlar? İçinin türevini alacağım. İçinin türevi de ne gelecek bize? 2x artı 6. Fonksiyonu düzenlediğim zaman bu fonksiyon eksi 4 çarpı 2x artı 6 bölü x kare artı 6x'in neyi gelecek arkadaşlar? Karesi gelecek. X gördüğün yere ne yaz demiş? 2 yaz demiş. Yazalım. F türev 2 istemiş bizden. 2 kere 2 4 6 daha 10 bölü 2'nin karesi 4 6 kere 2 12 16 16'nın karesi. Eksi 40 bölü ne gelecek burası bize? 256. Kime bölebiliriz arkadaşlar? 4'e böleriz 10. 4'e böleriz. 4'e böleriz 64. 2'ye böldük 32. 2'ye böldük 5. Eksi 5 bölü 32'den cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 7. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuzu vermiş. X kare eksi a bölü a artı 1. Dy bölü dx x eşittir eksi 3. Bu ne demek? Yani fonksiyonun türevinde eksi 3 yazdığım zaman kime eşitmiş? 1 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi fonksiyonumuza baktığımız zaman 1 bölü a artı 1 bizim için burada nedir? Bir katsayıdır. Fonksiyonumuz x kare eksi a'dır. Fonksiyonun türevini alırken katsayımıza bir değişiklik olur mu arkadaşlar? Olmaz. X karenin türevi de nedir arkadaşlar? 2x'tir. X gördüğümüz yere ne yazacakmışız? Eksi 3 yazacakmışız. Yazalım. Eksi 3 yazdığımız zaman eksi 6 bölü a artı 1 kime eşit olacak? 1 bölü 4'e eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaptık. A artı 1 eşittir. Eksi 24 ise a eşittir. Ne gelir arkadaşlar bize? Eksi 25 gelir diyoruz. Cevabımızda ne olur o zaman? A şıkkı olur. 8. sorumuza bakıyoruz. Ne yapmış arkadaşlar? Polinomu vermiş bize.
px eşittir x küp eksi 2x kare artı ax eksi b polinomu x eksi 2'nin karesi ile tam bölünebiliyor. Buna göre a artı b kaçtır? Şimdi burada bilmemiz gereken bir kural var arkadaşlar. Eğer fonksiyon x eksi n'in m'inci kuvveti ise tam bölünüyorsa pn de sıfıra eşittir. P'nin birinci türevinde n de sıfıra eşittir. Kime kadar devam eder arkadaşlar bu? M eksi birinci kuvvetine kadar devam eder. Daha önceki yıllarda buna benzer çıkmış bir soru var. O zaman bu kurala göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Px polinomu x eksi 2'nin karesiyle tam bölünüyorsa P2 de sıfıra eşittir. P'nin birinci türevinde 2 de kime eşittir? Sıfıra eşittir. Türevinden başlamak daha kolay olacak. O zaman polinomun önce ne yapalım? Türevini alalım. Polinomun türevi 3x kare eksi 4x artı ne arkadaşlar? A. X gördüğümüz yere 2 yazıp sıfıra eşitleyelim. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı a eşittir 0. 12 eksi 8 artı a eşittir 0. 12 eksi 8 4. Karşıya attım, a eşittir ne geldi bize? Eksi 4 geldi. Şimdi a'yı eksi 4 bulduktan sonra a'yı ne bulduk arkadaşlar? Eksi 4 bulduk. Polinomda x gördüğümüz yere ne yazalım? 2 yazalım. 8 eksi 8 eksi 8 eksi b ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Şunlar birbirini götürecek. Karşı atacağım. B'nin değerini ne bulacağım arkadaşlar? Eksi 8 bulacağım. Ne istiyordu bizden? A artı b istiyordu. Eksi 8 eksi 4'ten cevabımız ne olacak? Eksi 12 olacak diyoruz. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Px polinomu için P içinde P türevi x 1999'un karesi artı 3001. P türevi x eşittir Qx olmak üzere Q'nun türevinde 3001 kaçtır? Arkadaşlar polinomun türevini yerine yazdığında kim elde etmiş? Bir sayı elde etmiş. Demek ki bu polinom sabit bir polinomdu. Sabit polinomun türevi de kime eşittir? Sıfıra eşittir. Qx de sıfıra eşittir. O zaman Q'nun türevinde 3001'in değeri de yine nedir diyoruz? Sıfırdır diyoruz. 10. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Fx fonksiyonunu 2 bölü karekök x artı 1 olarak vermiş. D bölü dx fx. Yani D bölü dx dese de yine biz burada ne yapacağız? Bu fonksiyonumuzun türevini bulacağız. Fonksiyonumuzun türevini bulmadan önce fonksiyonumuzu biraz ne yapalım? Düzenleyelim. F fonksiyonu 2 çarpı x artı 1'in kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Eksi 1 bölü ikinci kuvveti. Az önce bahsetmiştik. Fonksiyonumuzun türevini alırken ne yaparız? Eksi 1 bölü 2'yi başa alırız. Üstü 1 azaltırız. İçinin türevini alırız. İçinin türevi de nedir? 1'dir. Şunlar gitti. O zaman f türev x fonksiyonu bize ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü x artı 1'in küpü karekök içinde. Bu ifadeyi de düzenlediğimiz zaman hangisini göreceğiz cevap şıklarında? Edirne şıkkında göreceğiz. 11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. dfx bölü dx nedir diye sormuş. Ne yapacağız arkadaşlar? dfx bölü dx derken fonksiyonun bizden yine türevini istiyor. O zaman 6'yı başa alacağız. Üstü 1 azaltacağız. Eksi 2'yi başa alacağız. Üstü 1 azaltacağız. Sabit sayının türevi de ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Şuradaki ikiler gitti. Eksi eksiden burası ne oldu? Artı oldu. Şurayı sadeleştirdim. 3 bölü 2 oldu. O zaman f türevi x 3 bölü 2 çarpı x üzeri 5 artı x üzeri eksi 3 geldi bize. Bunu da nasıl gördük? 1 bölü x küp diye gördük. Cevabımız ne geldi? A şıkkı geldi. Evet. Geldik bu testimizdeki son sorumuza. Fx fonksiyonunu vermiş. X bölü x artı 1 çarpı x artı 2. F türev eksi 1 nedir? Hemen düzenleyelim arkadaşlar. Şu fonksiyonu biz x kare artı x bölü x artı 2 diye yazabiliriz. Fonksiyon bölümün türevini alırken kuralımız neydi arkadaşlar? Birincinin türevi çarpı ikinci. X kare artı x'in türevi 2x artı 1 çarpı x artı 2 eksi x artı 2'nin türevi 1 çarpı x kare artı x bölü x artı 2'nin karesi.
Ne istiyordu bizden? F türev eksi 1'i istiyordu. O zaman fonksiyonda x gördüğümüz yere ne yazalım arkadaşlar? Eksi 1 yazalım. Eksi 2 artı 1'den burası eksi 1 çarpı. Eksi 1 artı 2'den burası 1. Eksi 1'in karesi artı 1 eksi 1'den burası ne geldi arkadaşlar bize? 0. Eksi 1 artı 2'nin karesinden 1'in karesinden 1. Cevabımız ne oldu? Eksi 1 dedik. Evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.